Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün de bu laptop bataryası dediğimiz 18650 bataryalarla ilgili faydalı olacağını düşüneceğim bilgiler aktarmaya çalışacağım. Bu bilgileri aradığımda yani çok güzel anlatanlar olmuş ama ben anlamadım. Bunun hangisi iyi olur, hangisi kötü olur? Neden İç direncini ölçmeliyiz? İç direnci hesabı nasıl yapılır? İç direnci düşük olan mı iyi olur, yüksek olan mı iyi olur? İç direncine bakarak bataryanın sağlamlık durumu hakkında bir şey söyleyebilir miyiz? Bu nasıl ölçülür? Evde ölçü aletimiz multimetre ile bunu nasıl ölçebiliriz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Herkes internette almış hazır ölçü makinesini takıyor pillerini. Makine sana söylüyor. Tabii biz neden bunu yapıyoruz? Fakirlikten kardeşim. Fakirlikten mühendis olduk. Yani paramız olsa biz de gideriz. Son model otomatik ölçen aletin içine bu pili takarız. Full şarj ederiz. 2 saatte full şarj deşarj olmasını bekleriz. Makine sana miliohmunu, amperini, voltajını, kaç amper hepsini yazıyor. Bizde o işler yok. Bunu kara düzen yapacağız. Nasıl yapacağız? O makinenin hesapladığı işlemleri burada size anlatacağım. Aynı zamanda birçok orta öğrenim öğrencilerinin derslerinde gördüklerini gördüm. Umarım onlara da faydalı olur. Akü nedir? Akünün iç direnci kaç olmalıdır? Veya neye göredir? Onlardan falan da ufaktan bahsedeceğim. Şu anda bahsetmek istediğim konu 18650 piller arkadaşlar. Şimdi sondan geriye doğru geleyim. Başa doğru geleceğim. İnternette yaptığım araştırmada şöyle bir sonuca ulaştım. Şimdi biz bunların nasıl bulunacağını da anlatacağım ben size. Arkadaşlar, bataryanın iç direncine göre bunun durumu nedir, ne değildir? Şunun altını çiziyorum. Orta kalite. Yani çakma pillerden bahsetmiyoruz. Onları bu kategoriye sokmayız dahi. Çakma piller değil. Orta kalite. Neden bu orta kalite? Bunların çok üst kaliteleri var. Şimdi Sony VTC falan çıktı. Mesela o pilin iç direnci 10 miliohm, 20 miliohm. Fakat bunların 100-150 miliohm civarında, 75 miliohm civarında. Ona göre değerlendireceğiz. Şimdi Sony VTC'nin yaptığı testle bunu test etmemiz zaten mümkün değil. Şu anda şunun da doğruluk derecesi ne kadar tam bilemiyorum. Bunu internetten topladım ben, yabancı kaynaklardan. Fakat hani belki bir bilginiz olsun. Bu laptoptan çıkan bataryadan arkadaşlar, LG DAS, Samsung'um var. Şurada diğer pillerim de var. Gördüğünüz gibi Samsung'un var, bir de ASO denen piyasanın, ama gerçekten güzel bu power bankların içinden çıkan orta kalite 2000 miliamperlik civarında veya 2500 miliamper civarında olsun, iş görür. Bunları başka bir şeylere kullanabiliriz. Burada bunu neden hesaplıyoruz? Eğer bir batarya grubu oluşturacaksak arkadaşlar, yani hangilerini birbirine paralel bağlayabiliriz? Buradaki en büyük faydanın o olduğunu ben anlıyorum. Daha doğrusu pilin kapasitesini bir nevi tespit etmiş oluyoruz. Yani bu işlemle kapasite kesinlikle tespit edilmiyor. Fakat yaklaşık olarak bir fikir veriyor. Şöyle ki, arabamızın aküsü zayıfladığında nasıl akücüye gittiğimiz zaman 12 volt bağlıyor maşalarını, artıya eksiye bağlıyor, 12,5 volt. Ampere bastığı zaman, yani marşa basmış gibi içinde direnç var, yüksek amperli direnç var, yüksek akım kaldıran. Bastığı zaman diyelim ibre 11'e geliyor. Ha diyor, senin akün normal veya iyi, bu konuda bilgim yok ama atıyorum. Yani 10'a geldiği zaman da diyor ki akün kötü, 9,5'a geldiyse diyor ki bitik. Bizim yapacağımız buradaki işlemde bu arkadaşlar. Bunun için
bir tane resistansa ihtiyacımız var. Dedim ya, o dijital makinelerle yapan arkadaşlar çok güzel direnç almışlar. 7,5 ohmluk taş direnç falan. Onun makinesine bağlıyor falan falan abi. Bizde onlar yok. Ben şöyle bir alet yaptım. Bu bir resistans arkadaşlar. Bunu eski bir fırının içinden bozulan fırının resistansının içinden şöyle düz tel şeklindeydi. Bu kestim. Sonra 10 metre ile gördüğünüz 10 metre ile şöyle yapacağım. Ölçerek oradan benim işime yarayacak olan kadarını kestim. Siz de o şekilde bir kendinize direnç elde edebilirsiniz bu ölçümleri yapabilmek için. Şöyle yapalım. Çalışıyor mu aletimiz? Evet, çalışıyor. Bu kaç ohmluk bir dirençmiş? Bunun yaklaşık ben 1 amper çekmesini istedim. Hesapladım. Onu da göstereceğim. Dört ohm civarında. Şunun şeyi de var. Bunu da düşüyoruz 0,5 kadar falan. 3,5 ohm civarında arkadaşlar. Bakın iç direnci var şeyin kendine. Neyse. Ona bu şekilde bir kasa yaptım. Şöyle basmalı. Bastığınız zaman devreyi açıyor, kapıyor. Şunlar kafanızı karıştırmasın. Şu aleti de şuraya koyalım. Şöyle. Hatta şöyle yapalım. Gözüksün. Şimdi şunu bulduk. Bu ne? Ohm kanunu yazalım önce. Ohm kanunu. Şuydu. Yani V volt neye eşittir? Amperle direncin çarpımına eşittir. Akım neye eşittir? Voltajın dirence bölümüne eşittir. Direnç neye eşittir? Voltajın akıma bölümüne eşittir. Şimdi öncelikle şu direncimiz kaç amper veriyor? Size onu göstereceğim. Ne dedik bunun? 3,7 ohm falan arkadaşlar. Şöyle diyeyim. 3,7 ohm. Şöyle yapalım biraz da. Şimdi bu pilde veya şuradan fark etmez ne kadarlık bir akım veriyor. Ona bakalım. Devremize seri olarak bağladık. Şunu da amper konumuna aldık. 10 ampere arkadaşlar. Şuradan değdiriyoruz diyelim. Bastığım zaman gördüğünüz gibi 1,08 amper. Bunu da yazıyoruz. Direncimiz 1,08 amper çekiyor. Hangi şartlarda? Şu 4 voltluk pil şartlarında. Akım 1,08. Voltajımız da belli. Voltumuz kaçtı diyelim. Demeyelim, ölçelim. Akım ölçtük. O da 16 amper çekti oradan. Şuradan. Heyecanlanıyorum anlatırken. 4,04. 4,04 arkadaşlar. Şunlar belli. Şimdi ölçümü de yapalım. Hatta bu sefer direnci probların ucuna seri değil, paralel bağlıyoruz. Şöyle paralel. Değdirdiğimiz zaman voltajı ölçecek. İki tane voltaj ölçeceğiz. Bir duran voltajı, şu anda normal voltajını ölçeceğiz. 4,04. 4,05. Bunu yazıyoruz. Şimdi ölçüme geçtik. Şimdi şuna V1 diyelim. 4,05. Akım çektireceğiz. Akım çektiğinde düştüğü voltaj lazım bize. Şöyle yapmaya çalışacağım kendi başıma. Basıyorum düğmesine.
4 bıraktım. 4-5. 10 saniye kadar basıyoruz yaklaşık. 3,99. Bunu da bıraktık. Bunlarla işimiz bitti arkadaşlar. %3,99. Şimdi gelelim hesaplamasına. Nasıl hesaplayacağız? İlk ölçtüğümüz duran voltajdan 4,05'ten 3 akıma bastığımız zamanki voltajı çıkartacağız. Ne kalacak bu? 1,0,06 kalacak. Şurası da kaçtı? Akım 1,1 veya 1 diyelim. 1 arkadaşlar diyelim. Şu da kafamızı karıştırmasın. Şundan şunu çıkardık mı? 0,06. 1'e böldüğümüz zaman 0,06 bölü 1 dediğimiz zaman 0,06 60 yapar. Mili ohm. 60 milyon. Bu pilin değeri 60 milyon. Bunu tek tek ölçersek, yani deneme amaçlı, hemen şuradan hesap makinesi yok. Şunları çarpıp bölemeyeceğim. Fazla teferruatlı da buraya yazamayacağım. Onun için siz hesaplamasını buraya göre yaparsınız. Örnek veriyorum. Başka bir pil daha. %3,70 1 amper çekiyoruz. %3,40 Şuraya yazalım. %3,70 - %3,40 bölü 1 amper. 70'ten 40 çıktığı zaman 30 kalır. 0,30. 1'e bölünce 0,300 mili ohm yapar. Yani şurada adam demiş ya orta diye. Bunları not olarak full şarjdayken yapıyoruz arkadaşlar. Hani ben göstermek amaçlı yapıyorum. Kiminin şarjı var, kiminin şarjı yok. Bunu full şarj ediyorsunuz. Şuradaki arkadaşlar gibi full şarj oluyor. Ondan sonra bunun ölçümünü yapıyorsunuz. O kadar zor bir şeyi yok. Bunları şu aralıklarda gruplandırırsanız, yani işte 75'te 150 gelenlerden bir paralel yaparsınız. Yani 75 gelenle 350'yi bağlamazsınız. Şu aralıktakileri birbirine paralel bağlarsınız. Diyelim bu da onlara denk geldi. Şunlar da diyelim 150-250 ohm arasında. Bununla bir grup yaparsınız. Şöyle kötülerinden buldunuz diyelim. 3 tane de. Bunları da zayıf olanlarla bir grup yaparsınız. Birbirleriyle daha uyumlu çalışmalarını sağlamış oluruz bu şekilde. Şu anda benim aklıma gelen bunlar. Şunu da görmüş olun. İç direncin hesabı. Gerilim farkının akıma bölünmesi iç direnci hesaplar. Yani şuradaki gerilim farkı, gerilim farkının akıma bölünmesi sonuç iç direnci hesaplıyor. Şu rezistansı nasıl bulacağınızı söyledim. Kendiniz yapabilirsiniz bunu. Peki iç direnç nedir? Neden oluşuyor? O konuda da, yani neden oluştuğu hakkında bilgim yok da, herkesten her yerde gördüğünüz şu çeşme hesabı var. Normal bir çeşme. Şu arkadaşlar. Normal bir çeşmeden su akıyor. Bunun
akış hızı akım olmuş oluyor. Zamanla pil eskidiği zaman diyelim şöyle ne diyelim kireç hani çaydanlığın içinde oluşuyor ya. Bu buraları zayıflattığı için şuradaki gelebileceği akım azalıyor. Yani şurası daraldı. Önceden diyelim şurası 1 amper veriyordu. Şimdi yarım amper veriyor. Şu iç direnç bahsettiğimiz şu karaladığımız yer. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu yaptığımız hesapta iç direnç bize az çok bu pil hakkında bilgi verdiğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Yani kötü olan piller de var burada. Hangisi bilmiyorum. Şimdi göstermeyeceğim. Mesela bastığım zaman voltaj aşağıya düşüp gidiyor. Siz de öyle düşünebilirsiniz bunu. Şöyle diyelim. Demin aynı araba öyküsünden örnek verdiğim gibi. 4,4 voltta EV pil bastığınız zaman 3,90'dan aşağıya gitmez. Yeni bir pil. Tutar yani. Ama kullanılmış bir piliniz var. Bilmiyorsunuz. Onda da 4 volt var. Bastınız gitti T320'ye. Veya 3,5'a. Bu kadar çok aşağıya gidiyorsa bu pilin sağlığının iyi olmadığını söyleyebiliriz. Benim aklıma gelenler anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Herkese hoşça kalın.